Sağlıklı uyku süresi ne kadar? Bir insan kaçta uyumalı? Uykudan önce neler tüketmeli? Tüm bu soruların yanıtını Doktor Murat Topoğlu sizler için verdi. İzliyoruz. Bir alet getirdim. Bu aleti herkes tanıyor. Sabah saat kaçta kalkacağız? Öğlen uykuya ihtiyacımız var mı? Uyku problemi yaşayanlar, uykusu kaçanlar ve uykuyu çok sevenler dikkat. Bakın saat kaça geldi burada? 11. Sağlıklı uyku için gece neler tüketilmeli? Hepsi Magazin 8'de. İşte hepsinin bir çizgide olduğu dönem. Türk kahvesi, yeşil çay. Gece kaçta uyumalıyız? Sabah kaçta kalkmalıyız? Öğle uykusu kimler için gerekli? Bu haberde uyku konusuna dair birçok soru bulunuyor. Uyursak biz sağlıklı yaşarız. Çünkü dediğim gibi hayatımızın 1/3'ünü uykuyla geçiriyoruz. Yani eğer 90 sene yaşadığımızı kabul edelim, bunun 30 yılını uyuyoruz. 30 yıl uyuyoruz. 90 yaşına kadar yaşarsak, yani 1/3 de o rakam eder. Dolayısıyla uyku uyumazsanız vücudunuzda birçok arızalar meydana gelir. Halsizlik, bitkinlik, sinirlilik, özellikle sinirlilik çok önemli. Bu sinirin yapmış olduğu birçok hastalıkları da beraberinde gelir. Bütün soruları Doktor Murat Topoğlu yanıtladı. Herkes güne zinde başlamak ister. Elimde bir alet getirdim. Bu aleti herkes tanıyor. Sabah saat kaçta kalkacağız? Öğlen uykuya ihtiyacımız var mı? Ertesi gün zinde kalkmak istiyorsanız melatonin dediğimiz bir hormon var. Melatonin hormonu şurada, hemen saatlerimizi buraya alıyorum. Bir şey göstereceğim özellikle. Şimdi bakın saat kaça geldi burada? 11. 11 ile döndürüyorum. 12. Döndürüyorum. Saat 1. Yani 11 ile 1 arası melatonin hormonu salgılanmaya başlar beynimizde. Nedir bu melatonin hormonu? Bizi rahatlatan, relax yapan, ihtiyacımız olan, birçok uykumuzu sağlayan, büyümemizi sağlayan, acıkmayı bile etkileyen hormonlardan bir tanesi. Gece geç yatanlar lütfen dikkatle dinlesin. Siz eğer gece 1'de, gece hatta biraz daha gidiyorum ileriye, saat 2'de, hatta isterseniz biraz daha gidelim ileriye ki 3 kabul edilecek bir şey değil, 3'te yatarsınız. Ne melatonin hormonu salgılar vücudunuz ve ertesi gün zaten kalkamazsınız. Öğlen 1'de bile, 12'de bile kalksanız vücudunuz, affedersiniz, bir ton sopa yemiş gibi hissedersiniz. Neden? Çünkü o melatonin hormonu salgılanmadı. O geceyi atladınız ve kilo almaya başlarsınız. Kilonun en büyük nedenlerinden bir tanesi yeterli ve zamanında yapılmamış uyku maalesef. Evet, yanlış duymadınız. Hatalı uyku saatleri kilo almanıza neden oluyor. Saat 11'de yavaş yavaş uyuma işlemlerine girmemiz lazım. Ama en geç 12'ye geldiği zaman saatimiz... Şöyle çeviriyorum tekrar geriye zamanı. İşte hepsinin bir çizgide olduğu dönem. İşte bu saatte kesinlikle yatağa girmeliyiz ve uyuma çalışmalarını yapmış olmamız lazım. Yaş ilerledikçe uyku süresi azalıyormuş. Tabii 12'de yatarsanız bu biraz yaşlılıkta insanların uykusu azalıyor. Yaşlılar sabah 5'te bile, 5.30'da bile kalkabilirler. Ama normal şartlarda eğer 12'de yatıyorsanız sabah 7.30 normalde kalkmamız gerekiyor, vücudumuz zinde olması açısından. Eğer uyku probleminiz varsa benim size küçük bir tavsiyem olsun. Bu saat 12'de yatağa girdik ya, biraz daha geliyorum. Yani 11.30'da yarım ılık bir süt için. İçine de biraz, bir kaşık bal koyalım. Yarım yağlı ılık sütün içine bir bal koyalım ve o bizim uykumuzu daha çabuk getirir. Bu yoğurt da olabilir eğer süt yoksa evinizde. Bunlar da uyku getirir. Eğer yine de uykunuzu alamazsanız bir çözüm daha var. Biraz daha erkene giriyorum, yani saat 11 civarında papatya çayı tavsiye edeceğim size. Papatya çayı da sizin uykunuzu biraz getiren önemli çaylardan bir tanesi. Ama sakın Türk kahvesi, yeşil çay sakın saat 10'dan sonra içmeyin. Çünkü uykunuzu açabilir kafein içerdiği için. Her insan için bir ideal uyku saati bulunuyor. Yaşlılara göre aşağı yukarı bu 5-6 saat yeterli olabiliyor. Ama normalde tabii bir çocuksa, bir bebekse bu 11, 12, 14 saat de uyuyabilirsiniz. Ama hepimizin, yani erişkin bir insanın, bay veya bayan, ortalama 7
7,5 saat, 8 saat maksimum yeterli olur. Eğer 9 saatin üzerinde uyumaya başlıyorsanız o zaman vücudunuzu kontrol ettirmeniz lazım. Özellikle de tiroid bezlerimizi. Tiroid bezleriniz az çalışıyorsa uykuya düşkünlük çok başlar. Onun için mutlaka tiroidlerimizi kontrol ettirelim. Öğlen uyumayı çok seven yetişkinler için de önemli bir notu var Doktor Murat Topoğlu'nun. Öğlen uykusu tabii ki her bünye için değil ama bazı bünyeler öğlen özellikle saat işte 12 ile 1 arası yemek yedikten sonra yarım saat, bir saat uyumanın çok faydası olduğuna inanılır. Şart mıdır bana göre? Hayır, şart değil. Ama eğer kendinizi çok yorgun ve alışkanlık haline getirmişseniz tabii ki öğlen uykusunu 1 saat, 1,5 saat yapabilirsiniz. Ama eğer bu yaparsanız da gece uykusuzluk size yapabilirse o öğlen uykusunu çok fazla tavsiye etmiyorum ben.